Herkese merhaba arkadaşlar. Sonunda cilt bariyeri videosunu çekiyorum. Bence en önemli videolardan biri bu. Kendi kullandığım ürünlerden bahsedeceğim. Denediğim ürünlerden ve çok memnun kaldığım ürünlerden bahsedeceğim. Aslında bu videoyu çekmeyi erteledim. Yüzüm gözüm şiş, şu an fark etmişsinizdir ama daha önceden de alerji olup video çektiğim için siz çok yadırgamayacaksınızdır. Kabuklu yemiş alerjisi geçiriyorum şu an. Burnum, ağzım, vücudum, ayaklarım dahi şiş. Burnun estetik mi diye soranlara bir cevap niteliğinde video olur bu arkadaşlar. Estetik yok yüzümde. Sadece dudamda dolgu vardı. İlk zaten dudamdaki dolgular şişiyor arkadaşlar. Eğer böyle bir alerji atağı geçiriyorsanız yüzünüzde bu tarz işlem varsa onlar daha fazla şişiyor. Çok ilginç bir şekilde. Zaten eğreti bir şekilde şişiyor. Çok burnum şişiyor bir de. Burnum korkunç şişiyor yani. Alerji atağı olduğu için sanırım. Neyse, cilt bariyeri bana Twitter'dan dahi inanılmaz soruluyor. Çünkü bu kırmızı peelingler vesaire, yanlış kullanımları TikTok'ta olsun, Reels'larda olsun, asit kullanımı falan çok yaygınlaştı. Ama bence çok fazla da yanlış kullanıyor insanlar. FIDI metodunu EHA, BHA kırmızı peelingle yapanı, sadece FIDI'yi EHA ile yapanı falan gördük. Ne alaka? Yani. Neyse, çok farklı şekillerde, yanlış şekillerde asit kullanan insanlar gördük. Cilt bariyerinizi bozarsınız. Çok fazla rutininde asit dahil edenler var. Eksfoliyasyon, çok fazla eksfoliyasyon. Ondan sonra yanlış kimyasal peeling kullanımları, yanlış eksfoliyasyon, güneş kremi kullanmamak. Bunlar cilt bariyerinizi tabii ki bozacaktır. Yanlış ürün kullanımı da, yanlış ürün tercihi de yine cilt bariyerinizi bozacaktır. Ya da sert sürfaktanlar tercih etmek bozacaktır. Biz de bu hataları yaptık bu arada. Yani ben de yaptım. Sert sürfaktanlar, yüzünüzü yanlış cilt bakım ürünleriyle yıkamak vesaire. Cildinizi doğal yağlarından arındırmak arkadaşlar, yani kendi hani cildinizi, çok cildiniz çok yağlı olabilir ve siz onu böyle hani doğal yağlarından da arındırıp kuru hale getirdiğinizde bakın işte daha iyi cildim kurudu falan diye düşünebilirsiniz ama aslında değil, çok yanlış bir şey yapıyorsunuz. Cildinizin doğal yağlarından arındırmak aslında cilt bariyerinize hasar veriyor ve daha fazla aslında sivilcelenmenize, cilt hassasiyet oluşmasına neden olacaktır. Bu arada arkadaşlar, zaten cilt bariyerinizin en fazla sorulan sorulardan biri de şu: cilt bariyerimin hasar aldığını nasıl anlarım? İltihaplanmaya başlar, kaşınmaya başlar, sivilcelenmeye başlar. Cilt bariyeri düzgün olan bir cilt pürüzsüz gözükür. Onu söyleyeyim, yani sivilcelenmez, iltihaplanmaz, farklı lekeler oluşmaz. Onu anlarsınız. Aktif bir içerikte ürün kullanmadığınız halde, cildiniz yanıyorsa mesela bir ürün kullandığınızda, cilt bariyeriniz hasar almıştır ve kızarıyorsa çok fazla. Cilt bariyeriniz hasar almıştır. Onu söyleyeyim size. Hani düşük oranlarda, artık böyle aktiflerde bile cildiniz yanmaya başladıysa hasar almaya başlamıştır. Tabii ki bu durumda doktora gideceksiniz. Onu söyleyeyim size. İlaç tedavisi kullanmanız ve cilt bariyerinizi hızlı bir şekilde onarmanız gerekiyor. Bu duruma düşmemek için nasıl içerikli ürünler kullanmalısınız? Biliyorsunuz ben her zaman söylüyorum. Benim çok eksfoliye edici aynı zamanda bir rutinim var. İşte retinolde kullanıyorum. Bunu çekiyorum bu arada arkadaşlar. Uzun sürüyor. O yüzden ama iki video sonra hemen hemen, yani 1-2 hafta içinde yayınlamış olacağız. Uzun sürüyor. Ben hani kendi rutinimi de paylaşacağım ama haftanın 2 günü mutlaka cilt bariyerimi onaran içeriklerde ve destekleyecek içeriklerde ürünler kullanıyorum ki cilt bariyerim bir kendine gelsin. Peki bu içerikler ne arkadaşlar? Bunlardan bahsedelim ve kullandığım uygun fiyatlıdan pahalıya kadar bütün ürünlerden bahsedeceğim. Kendi bütçenize göre bu ürünleri seçersiniz arkadaşlar. Seramitler arkadaşlar, seramitler çok önemli. Bunu şey gibi düşünebilirsiniz. Bu cildin böyle katmanlarını güçlendiriyor. Çimento gibi düşünebilirsiniz. Nemin kaçmasını cildinizden önlüyor. Mutlaka seramit içeren bir kreminiz, serumunuz olsun. En önemli içeriklerden biri bu. Diğeri squalene. Squalene'i gördüğünüz an şeyde, zaten cilt bariyeri onaran kremlerde ve serumlarda squalene'i mutlaka görürsünüz. Bu zaten ciltte doğal olarak da bulunan bir içerik arkadaşlar. Nemi cildinize hapsediyor bu içerik. Cildinizin nemli kalmasını sağlıyor ve cilt bariyeriniz için en önemli şeylerden biri de bu. Cildinizin nemli kalması. Ve çok hafif arkadaşlar. Bu içerik çok hafif. Her cilt tipi çok rahatlıkla
kullanabiliyor. Ve birçok yağın aksini de kesinlikle squalene asla ciltte gözenekleri vesaire tıkamıyor. Bir diğer içerik cilt bariyeri için niacinamide. Bu çok böyle multitasking bir içerik. Her şeyi yapıyor. Gözenekleri daraltıyor. Lekeler için harika. Ama aynı zamanda niacinamide videom da vardı. Orada da bahsetmiştim zaten size. Cilt bariyeriniz için de harika bir içerik. Zaten bir sürü ürünün içinde niacinamide görüyorsunuz arkadaşlar. Bir diğer içerik omega. Omega'yı takviye olarak da aldığınızda, dışarıdan da topikal olarak da uyguladığınızda omegalar çok faydalı. Tabii ki bu tarz takviyeleri arkadaşlar almadan önce doktorunuza danışmanız gerekiyor. Öyle kafanıza göre gıda takviyesi dahi almamanız gerekiyor. Her ne kadar bizim ülkemizde Tarım Bakanlığı'na bağlı olsa da Sağlık Bakanlığı'nın yerine gıda takviyeleri, her şeyin fazlası vitamin dahi olsa zarar olduğunu ben buradan hatırlatmış olayım. Bir diğer cilt bariyeriniz için en önemli içerik SPF. Tabii ki güneş koruması. Güneş koruması en önemli. Yani cilt bariyerinizi en başta hasarlayan şey güneş, UV ışınları olduğunu söyleyeyim. Güneş kreminizi eğer sürmezseniz cilt bariyerinizi asla koruyamazsınız. Ve hyaluronik asit arkadaşlar. Hyaluronik asit de cildinizi iyi nemlendirmek zorundasınız. Bunun için de en önemli içeriklerin başında hyaluronik asit geliyor. Hyaluronik asit serumunuz. Ben hep söylüyorum, en fazla bitirdiğim, en fazla tükettiğim serum herhalde hyaluronik asittir benim. Probiyotikler mükemmel içeriklerdir. Probiyotikler ve probiyotiklerin birlikte olmasına serum, probiyotik serum aldığınızda dikkat edin. Birlikte iyi çalışıyorlar çünkü. Bunlar cildin pH'ını dengelemeye ve cildin mikrobiyomunu düzeltmeye yardımcı olurlar. O yüzden cildi iyileştirme açısından da çok çok başarılıdırlar. Ve cildinizde iltihaplanma oranı düşer ve aynı zamanda cilt bariyeriniz düzelirken sivilcelerinizden de kurtulursunuz. Ve yulaf ezmesi arkadaşlar. Kolloidal yulaf ezmesi. Hatta Purito böyle bir krem yaptı. Ben de onu deneyeceğim şimdi elimdeki ürün bittikten sonra. Cilt bariyeriniz hasar gördüğü zaman arkadaşlar ilk olan şey su kaybı oluyor ve nem, kuruluk, kaşıntı, pul dökülme olur. Yani ilk cildinizde gözlemlediğiniz şeyler bunlar olur. Yulaf buna inanılmaz derecede iyi gelen bir içerik. Yani kolloidal yulaf direkt olarak nemi cildinize hapsediyor. Şimdi ürünlerden bahsedebiliriz. Peki bunlar için hani tabii ki doktora gittikten sonra ve doktora gitmeye gerek kalmadan hangi ürünleri kullanabilirsiniz? Bunlardan bahsedebiliriz diye düşünüyorum. Ben uygun fiyatlıdan pahalıya doğru bir sıralama yaptım. Ona göre izleyebilirsiniz. Son dönemde açtığım ve katılım tavsiyesiyle açtığım Skin Master'ın B Kompleks serumu. Bunu çok beğenerek kullanıyorum. 2,5-3 hafta oldu arkadaşlar bunu açalı. 2 haftaya geçti. 3. haftadayım yani. En korktuğum şey sivilce yapmasıydı. Hiçbir şekilde yapmadı. Sadece çok hızlı bitecek. Serumun boyutu küçük çünkü. Bu beni biraz üzdü ama cildime gerçekten iyi geldi. Zaten cilt bariyeri güçlendirici bir ürün bu. İçeriğini ben çok beğendim. Çok basit bir içeriği var. Ürün içerisinde gliserin, hyaluronik asit, direkt nem hapsediciler ve cildinizin nemli tutucular. Bu arada her cilt tipinin kullanabileceği hafif bir serum. Tiamin yani B1, B2, cilt bariyerinizi güçlendirmesi için niacinamide. B9 var, folik asit, cilt bariyerinizi yine güçlendirmesi ve hidrasyonu sağlaması için. Ve güçlü B9'un aynı zamanda folik asitin güçlü bir antioksidan özelliği de var. Gerçekten çok başarılı, her cilt tipinin kullanabileceği çok hafif bir serum. Ben de tavsiye üzerine açtığım için hiçbir şikayet ya da kötü bir geri dönüş almadım. Gayet başarılı, uygun fiyatlı açabileceğiniz, her cilt tipine uygun olduğunu düşündüğüm, dediğim gibi hiçbir sorunu olmayan, akarı kokarı olmayan bir serum bu. Sadece çok hızlı bitecek. Tek üzücü kısmı bu. Ama hani farklı şeyler denemek isterseniz çok rahatlıkla kullanabileceğiniz hani bir ürün. Hani bozulmadan, şey yapmadan. Zaten haftanın 2 günü kullandığım için ben bu ürünü, benim için hani bir şey olmadı. Sabahleyin kullandığımda çok güzel kalkıyorum bu arada. İnsan hep bunu kullanmak istiyor. O yüzden böyle rutinin bir parçası olarak hep kullanmak istiyor. Çünkü sabahleyin böyle bebek gibi kalkıyorsunuz. Bir sürü B vitamini olduğu için. B vitaminlerinin cilt bariyerini düzeltme özelliği var. Bir diğer ürün yine Skin Master'ın, bu kremi paylaşmıştım. Bayağıdır kullanıyorum bunu. Bariyer onarıcı kremi. Bunu hatta C vitaminimle beraber sabahları da kullanmaya başladım. Çünkü kullandığım C vitamin içinde %10 oranında bir niacinamide var. Lavitin leke kreminin içinde de %5 var. Onu her gün kullanamıyorum. Bu ürünün içinde pantenol ve B5 var. Bununla beraber gliserin, sodyum hyaluronat var. Arnika montana var. Centella var.
Ve genelde ilaç sanayide kullanılan tavşan memesi bitkisi var. Daha böyle onarıcı, iltihaplı yaraları iyileştirici içerikleri olan ve sakinleştirici içerikleri olan, kuru cilde nemlendirmesi yetmeyecek ama karma cildin çok seveceğini düşündüğüm bir krem bu. Nemlendirme etkisini çok sevmezsiniz. Dediğim gibi kuru cilt sevmeyecektir ama karma ve yağlıya dönük cilt daha fazla sevecektir. Ben sabahları kullanmayı çok seviyorum. Akşam da kullanıyorum orada. Bu arada bariyer onarıcı rutinimde. Bence çok hafif ve güzel bir ürün yine aynı şekilde. Cilde hiçbir şekilde yağlı bırakmıyor ve çok hafif bir ürün. Fiyat performans olarak bu iki ürün gayet başarılı ve içerik olarak da gayet sıkıntısız, içeriği iyi ürünler. Denedim. Hiçbir sıkıntısı yok. Deniyor. Hala kullanıyorum. Hiçbir sıkıntıları yok. Sivilce vesaire yapmadı bu ürünler. Temizleme jellerinizin tabii ki pH'ının 5,5 civarında olması gerekiyor. Sert sürfaksanlı temizleyiciler kullanmamalısınız arkadaşlar. Bunun için en uygun fiyatlı ve pH'ını ölçtüğüm için söyleyeceğim. Maruderm'in atopik ciltler için temizleyicisi. Hala kullanıyorum sabahları. Cildim gergin ya da bir önceki gün retinol rutini ya da asit rutini yaptıysam kesinlikle ilk tercihim bu oluyor. Uygun fiyatta çok büyük boyutu ve eğer pahalı bir markada kullanıyorsanız dönüşümlü olarak kullanabileceğiniz güzel bir alternatif olduğunu söyleyeyim. pH de düşük. İçinde aloe vera, bisabolol, hyaluronik asit vesaire var, pantenol var. Yine cildinizi çok güzel bir şekilde nemlendirecek bir ürün ve hiçbir şekilde gerim gerim gelmiyor. Evet çok köpürmüyor ama zaten sert sürfaktansız ürünler çok fazla köpürmezler arkadaşlar. Elinizi köpürtüp yüzünüzü o şekilde yıkayabilirsiniz ya da bir köpürten bir şey kullanabilirsiniz. Ben bunu çok başarılı buluyorum ve yedekli bir şekilde kullanıyorum bunu salisilik asitle. Tabii ki her ürün her ciltte aynı tepki verecek diye bir şey yok arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Ben de bunlar çok işe yaradı diye sizde yarayacak diye bir şey yok. Benim cildim kuru, hassas bir cilt. Dermatit egzamam var. O yüzden mesela ben mineral yağlı ürünleri çok kolay tolere edebiliyorum. Onu da eklemiş olayım. Ben o yüzden bunu çok severek kullanıyorum. Benim bir sürü takipçim de bunu çok severek kullanıyor bu arada. Yine Maruderm'den hyaluronik asit serumu da deneyebilirsiniz bu arada. Çünkü hyaluronik asit serumu mutlaka rutininizde olması gereken bir ürün. Onu eklemiş olayım. Maruderm'in hyaluronik asit serumunun içinde de amino asitler var, pantenol var, kolajen var. Yine aynı şekilde cildinizi nemli tutacak ve nemi hapsedecek şekilde. Cilt bakım rutininizde her cilt tipinin çok kolaylıkla anlaşabildiği bir hyaluronik asit o ve cildinizi hiçbir şekilde yağlandırmayan ya da germeyen bir ürün. Ve nemli cilde çok kolaylıkla uygulayabildiğiniz güzel bir serum. Buna bakabilirsiniz aynı zamanda. Mutlaka cilt bariyeri rutininizde bir hyaluronik asit serum olmalı. Bununla beraber benim cildim hassas işte ama gözenek problemim de var. İşte ne yapacağım hani aktif içerik ürünler kullanamıyorum. Dermix'in gözenek sıkılaştırıcı serumu var arkadaşlar ve bunun içinde aktif içerik yok. Bence bu serumun içeriği aslında cilt bariyeri için çok iyi. Yani cilt bariyerinizi onarırken cildinizi pürüzsüz hale getirip gözeneklerinizi sıkılaştırıyor. Buna da bir bakabilirsiniz. Hani gözenek serumu ama aslında cilt bariyerinizi düzeltirken yapıyor gibi bu. Bunun içinde E vitamini, sodyum hyaluronat, palmitol tripeptit 5. Peptitler de bu arada cilt bariyerinizi iyi geliyor. Gliserin var. Şimdi palmitol tripeptit 5 gözenekleri daraltır, kırışıklıklara iyi geliyor, kolajen üretimini artırıyor ondan sonra ve sağlıklı doku büyümesini de sağlıyor. Onu söyleyeyim size. Dolayısıyla aslında cilt bariyeriniz de bir noktada düzeltmiş oluyor. Gliserin her cilt tipinin çok sevdiği bir nemlendirici içerik ve nem tutması çok çok başarılı. E vitamini UV hasarını azaltma konusunda en başarılı içeriklerden biridir. O yüzden bu serumun içinde olması ve uygun fiyatlı olması da bence şey. Sabah kullanın özellikle bunu. Ve sodyum hyaluronat var. Nemlendirmesi, pürüzsüzleştirmesi cildi falan çok başarılı bu serumun. Dediğim gibi gözenek serumu olmasına bakmayın. Uzun vadede faydasını göreceğiniz ama nemlendirmesi ve o hassaslaşan cildi böyle hani irite etmeyen nadir ürünlerden biri. Bununla beraber hani ben cilt bariyerimi destekleyecek bir hyaluronik asit de serum da istiyorum diyenler için Javanil markasının hyaluronik asit ve B vitamini içerikli, B5 vitamini içerikli serumu var. Bunu zaten bu ay ben kullanıyordum
geçtiğimiz ay ve bu ay bitmek üzere şu an. 2 ay rahatlıkla kullanabileceğiniz bir ürün yani. Çok başarılı arkadaşlar bu üründe. Direkt olarak cilt bariyerinize destek olan bir ürün. Onu söyleyeyim size. Hiçbir sıkıntısı olmayan, uygun fiyatlı ve bence bu fiyata bulabileceğiniz diğer pahalı markalarda da içerik olarak çok çok başarılı bir ürün. Nemlendirme açısından çok başarılı. Ondan sonra hem hyaluronik asit var, 5 farklı hyaluronik asit var. Aynı zamanda B5 var. Dolayısıyla cilt bariyerinizi direkt olarak onarıyor. Aynı zamanda cildinizin nem tutma kapasitesini de arttırıyor. Gelelim biraz daha pahalı markalara. Purito'nun Defense Barrier yıkama jelinden zaten hep bahsediyorum. Bunu herhalde bir 2 senedir falan bahsediyorum. Bu biraz daha pahalı bir yıkama jeli. Bunun da pH'i 5,5. Cilt bariyeriniz hasar gördüyse, içinde arı sütü bile var arkadaşlar. Santel arı sütü. Eğer cilt bariyeriniz hasar gördüyse, bütçeniz biraz daha yukarıdaysa bu üründe bakabilirsiniz. Belki Maruderm'in yıkama jeliyle dönüşümlü olarak kullanabilirsiniz. Bunun da cildi yatıştırması, ondan sonra gerim gerim germemesi ve sakinleştirmesi açısından böyle özellikle lazer vesaire yaptırıyorsanız da yüzünüze çok seveceğiniz ürünlerden biri bu. Özellikle önereceğim. Hani en konforlu kullanabileceğiniz bütün yıkama jellerin içinde en iyilerinden biri bu arkadaşlar. Çok fazla ürün önerip de kafanızı karıştırmak istemedim. Gelelim bir diğer ürüne. Bu ürüne gerçekten iyi ki diğer toniğim Comedon yapmıştı, bu ürüne başlamışım dedim. Kane markası ülkemize yeni geldi biliyorsunuz. Ben de onun kombucha toniğini açtım. Kombucha gerçekten mükemmelmiş. Yani hayatımda kullandığım en iyi toniklerde ilk 3'e girer diyebilirim size. Hiç tonik kullanmayı sevmiyorsanız bile bu toniği kullandığınızda bayılacaksınız. Cilt bariyerinize inanılmaz destek olan mükemmel. Yani hiçbir tonik almasanız bile hayatınızda bu toniği alın. Hayatınızda bir kez deneyin. Kesinlikle fiyatını hak ediyor. İçeriğinde %60 oranında kombucha var. Yani bu probiyotik demek aslında. Bunu bir probiyotik tonik olarak düşünebilirsiniz. 8 farklı hyaluronik asit var bununla beraber. Pantenol var. Kombucha yeşil çayın fermentesinden elde edilmiş bu arada. Bununla beraber kakao çekirdek ekstresi var. Kakao çekirdek ekstresi direkt olarak cildinizi nemlendiren güzel bir içeriktir bu arada. Şeker kamışı var ve gül hatmi var. Gül hatmi antioksidan özelliği yüksek bir içerik arkadaşlar. Bununla beraber de beta glukan var. Çok güzel cildinizi nemlendiriyor. Eğer sivilceniz varsa onları, iltihaplı sivilceleriniz varsa onları da sakinleştiriyor. Kızarıklıklarınız varsa onları yatıştırıyor ve cilt bariyerinizi güçlendiriyor. Bunu dediğim gibi bir probiyotik serum ne yapıyorsa gerçekten bir tonik de onu yapabiliyormuş. Bunu gördüm. Gerçekten diğer böyle tonikler dedim ki biz bunu bir de Nasifin Fresh Herb'ünde yaşamıştım. Gerçekten o da çok etkili bir tonik. Fakat bu her cilt tipinin çok rahatlıkla kullanabileceği o yapıda böyle biraz daha esans yapıda, çok su yapıda değil de biraz daha serum yapıda bir tonik. Gerçekten bayıldım diyebilirim size. Bence bunu zaten her kullanan insan da bayılacak diyebilirim. Cilt bariyeri rutininde ciddi hasar alıyorsa, sürekli böyle bir problem yaşıyorsanız, iltihaplanıyorsa cildiniz, kesinlikle rutininize ekleyin diyebileceğim ürünlerden biri. Gelelim bir diğer ürüne. Avène'in Sculpate. Sanırım böyle okunuyordur herhalde. Bu üründen ben aslında bayağı bir süredir bahsediyorum. Ve bu ürün Hailey'nin kullanıyor, cildi mükemmel oldu falan diye patlattılar bu ürünü. Herkese aldırıyorlar. Herkese aldırıyorlar arkadaşlar. Fakat sürekli kullanabileceğiniz bir krem değil. Evet, cilt bariyeriniz için güzel bir ürün. Bana bu ürünü doktorum reçete etmişti ve ben bunu story'imde de paylaştım. Ben bunu evet kullanıyorum. Avène'in bu ürünü, fakat egzama atağım olduğu zaman doktorum bana böyle demiş ki haftanın, benim cildim bakın arkadaşlar çok kuru ve pupul dökülen bir cilt. Onu yatıştırması için haftanın 2-3 günü kullan, daha fazla kullanma bir süre sonra, çünkü burun kenarlarımda arkadaşlar bu ürün bende sivilce yapıyor. Ama onun haricinde güzel bir krem gerçekten. Egzama ataklarınız olduğunda, yine cilt bariyerim hasarlandığı zaman oluyor özellikle bende. Evet, o zaman böyle hani kullanabileceğiniz bir ürün. Neyse, bunun içinde hidrojenlenmiş bitkisel yağ, çinko oksit, mineral yağ var. Mineral yağ oranı da çok yüksek. Termal su var, gliserin var, bal mumu var arkadaşlar bir de. Bal mumundan dolayı biraz daha seviyor insanlar bunu. Şimdi bu ürün sivilceleri geçirmiyor. Sivilceleri geçiriyor diye pazarladı bloggerlar. Yani öyle bir şey özelliği yok arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Ben hep söyledim. Cilt bariyeri hasarınız varsa evet, egzama ataklarınıza da harika geliyor. Ama asla sivilce falan geçirmiyor arkadaşlar. İçinde yani böyle bir şey yazmış, böyle sivilcelerinizin üstüne sürün. Niye? Daha çok artsın diye. Daha çok dolsun böyle. Daha çok dolsun falan. Ya benim cildim kupkuru bir cilt. Onu bile dolduruyor.
Yani öyle söyleyeyim size. Burun kenarlarında komedon yapabiliyor. Kapalı komedon. Ama evet, cildiniz kuruysa arkadaşlar, kuruya dönük karmaysa haftanın 2-3 günü kullanmak şartıyla cildinizde bunu kullanabilirsiniz. Cildinizi yatıştırması için arkadaşlar, nemlendirici krem olarak severseniz güzel bir ürün ama çok abartılacak bir krem değil arkadaşlar. Siz Hailey'nin cildinin gerçekten sadece bununla öyle olduğunu düşünüyor musunuz ya? Kızın cildinde deli gibi botoks var ve botoks bu arada ciddi bir cilt bakımı da yapıyor aynı zamanda cilde alttan. Cildinizi inanılmaz parlatıyor, nemlendiriyor ve nemli kalmasını sağlıyor. Botoks dediğiniz şey hyaluronik asit. Bunu da bir videomuzda işleyelim bence. Evet, Dr. Jart markasının Ceramidin kreminden bahsedeyim. Bunu ben ne kadar oldu kullanalı? Sanırım 2019'da kullanmış olmam lazım. Ya 2019'da kullandım ya 2020'de kullandım. Fransa'ya gittiğimde, ilk gittiğimde annemle aldım. Sonra burada Sephora, inanmazsınız, sonra bana testerlarını falan verdi tekrar. Çok şaşırdım. Sephora bana bunun testerlarını tekrar verdi. Aa dedim, benim böyle bir kremim vardı falan diye bitirmiştim. Neyse, bence bu markanın en iyi kremlerinden biri. Eğer hani bu markadan bir şey almak istiyorsanız bu kremi alabilirsiniz. Gerçekten cilt bariyeriniz için en güzel ürünlerden biri bu. Bunun içinde bitkisel yağ, gliserin, kendi kompleks içeriği var. 5 sera kompleks diye geçiyor. Ondan sonra fermente içerikler var bu arada. Yine kakao çekirdeği var cildinizi nemlendirsin diye. Aynı şekilde bu şeyde olduğu gibi, Kane markasında olduğu gibi. B9 var, folik asit var. B9 gerçekten bakın çok çok iyi cilt bariyeriniz için. Yulaf çekirdeği özü var. Yulaf çekirdeği özünden zaten bahsetmiştim. Şimdi hangi kremde göreceğiz diye bakarken bunun içinde. Bir de Purito da var, aklınızda olsun. Yulaf çekirdeği özü var. Yulaf çekirdeği özü gerçekten mükemmel bir içerik arkadaşlar, nem tutması için. Ama pahalı bir içerik olduğu için her marka maalesef ki kullanmıyor. Yani eğer yulaf çekirdeği falan görürseniz, yulaf içeriğini görürseniz o kremin pahalı olmasına çok böyle hani şaşırmayın. Bununla beraber pantenol var arkadaşlar ve 5 seramidin birleşmesi var. Söylemiş olayım ama çok beğeneceğiniz kuru ciltler için, kuru ve normal ciltlerin kullanabileceği, karma ve yağlı ciltlere pek uygun olmayan güzel bir krem. Dediğim gibi bu markadan alabileceğiniz, ben de yurt dışına çıkacağım, yurt dışından alacağım bir ürün olacak. Kesinlikle tekrar alacağım yani ben bu ürünü. Bayağı severek kullanmıştım. Şimdi gelelim biraz daha sakinleştirici içeriklere. Isntree markasının Margaret serisi benim çok severek kullandığım bir seriydi, hatırlarsınız. Direkt Kore'den getirmiştik zaten. Bence eğer cilt pelinotuna alerjiniz yoksa ve cildinizi sakinleştirici, yatıştırıcı, o kızarıklıkları, yani cilt bariyerinizi tamam okey onardınız ama sakinleştirici ve iyi tutmak adına bir içerik ürün arıyorsanız kesinlikle Isntree'nin Margaret serisine bakabilirsiniz eğer pelinotu alerjiniz yoksa. Bunun içinde %85 oranında pelinotu var. Çok yüksek bir oran bu arada bu. Bununla beraber sineol var. Bu cilt direkt olarak sineol, cilt bariyerinizi güçlendirme üzerine çalışan bir içerik. Klorojenik asit var. Yine cilt bariyerinizi güçlendirici. Beta glukan var, nemlendirici. Ve beta glukanın aynı zamanda bir diğer özelliği de yine cilt bariyerinizi koruma ve nem tutma kapasitesini arttırır bir mayadır beta-glukan. Ben bu serinin içeriğini çok beğeniyorum. Çok güzel ve çok çok faydasını görmüştüm. Hiç o dönem dermatit, egzama atağı yaşamamıştım. Böyle yaşar gibi olduğum zaman zaten açıp başlamıştım ve inanılmaz sakinleştirmişti. Ama pelinotu alerjiniz varsa tabii ki bu kısmı pas geçebilirsiniz. Bir diğer Margaret'le ürün Roundlab markasının Margaret kremi. Bunu kullanıp size asla anlatmamışım. Sonra Instagram'dan eğer takip ediyorsanız paylaştım sizinle. Bunun ufak boyu da var fakat bitti arkadaşlar. Ben paylaştıktan sonra sakinleştirici bir ürün bu. İçeriği harika bir krem. Hani ben iki Isntree'nin hem serumunu hem kremini alırsanız daha etkili oluyor ama bunun sadece kremini alsanız, yani krem zaten bu, sadece tek kremle işi halledebiliyorsunuz. Çok başarılı. Gerçekten mükemmel bir krem diyebilirim ve çok hafif arkadaşlar. Ve her ciltte birçok rahatlıkla kullanabilir bunu. Yine pelinotu arkadaşlar. Bu yine pelinotu alerjiniz varsa bu kısmı pas geçebilirsiniz. İçeriğinde gliserin, pantenol, yeşil ark, alançayın, kakao çekirdeği var. Bununla beraber yeşil çay ve santela da var pelinotuyla beraber. Ve aynı zamanda ada çayı var. Sivilcelerinizi sakinleştirme konusunda ve iltihaplı sivilceniz falan varsa onları yatıştırma konusunda da inanılmaz iyi iş çıkarıyor. Yine bunu ben almıştım, kenara atmıştım ve iltihaplı, böyle cildim iltihaplanıp böyle dermatitte egzama atağım olduğu zaman açtım. Harika geldi, yani mükemmel geldi ve ekinsu da kullandı. Ekinsu da yağlı bir cilde sahip, karmadan yağlıya dönük bir cilde sahip. Onun da sivilcelerine çok iyi geldi. Tekrar almadık.
farklı ürünler kullanıyoruz şu an diye. Elimizdekiler biterse tekrar alabileceğimiz ürünlerden biri bu. Fiyatını hak ediyor arkadaşlar. Round Lab'in ürünleri hiç bizi üzmedi yani bu zamana kadar. Güneş kremlerini ne kadar severek kullandığımı biliyorsunuz zaten. Eğer dediğim gibi sakinleştirici ve bu tarz böyle sivilce, eğer hani cilt bariyeriniz hasar görmüştür, böyle artık hani ilaç tedavisi görüyorsunuzdur, o kısmı pas geçiyorum. Hani bu tarz bir şey istiyorsanız kesinlikle sizi mutlu eder. Bununla beraber Isntree'nin Aloe Vera serisi mükemmel cilt bariyeri için. Gerçekten harika içerikte ürünler. Özellikle yağlı ciltler için arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Çünkü yağlı ciltler için çok fazla ürün seçeneği yok. Genelde sanki kuru ciltlerin cilt bariyeri bozuluyormuş gibi davranıyor insanlar. Bunun hem kremi var, hem toniği var, hem aloe vera jelin içeriği çok zengin. Cildiniz tahriş olduysa, dermatit, egzama atağı geçiriyorsanız, yatıştırmak istiyorsanız falan yağlı ciltler kesinlikle Isntree'nin aloe vera serisine bir şans versinler derim ben. Bunun içinde papatya özü var. Bununla beraber santale ve yeşil çay var. Harika antioksidan içerikler. İspanyol meyan kökü de var. Cildinizin nemlendirme açısından da mükemmel çalışıyor. Ve kekik yaprağı özü var. İçerik gerçekten harika diyebilirim size. Bunu da kullandım. Harika. Aloe vera toniğim bitince inanılmaz üzüldüm diyebilirim size yani. Bir tonik bile bu kadar güzel mi çalışır yani? Özellikle yağlı ciltler, kesinlikle karma ciltler, yağlı ciltler bu seriye baksınlar. Hani Pelin Otu'yla anlaşamıyorum diyenler bu seriye direkt olarak atlasınlar derim ben. Bir diğer ürün, çok çok başarılı yeşil çaylı bir şey kullanmak istiyorsanız Isntree'nin Green Tea Fresh Serum'undan bahsedeyim size. Bu direkt benim egzama atağımı yatıştıran ürünlerden biri olmuştu. Bunu direkt paylaşmıştım zaten sizinle. Çok şaşırmıştım. Kullandığım en iyi yeşil çay serumu bu arkadaşlar. Bir sürü yeşil çay serumu kullandım ama en iyisi bu. Onu söyleyeyim size. Bence daha başarılı bir serum yok. Bir numara bu. %77 oranında yeşil çay ekstresi var. Niacinamide çuha çiçeği var. Çam yaprağı ekstresi ve Japon kara ağacı var içeriğinde. Bunlar direkt olarak iltihaplı sivilcelerinizi söndürüyor ve yatıştırıyor cildinizi. Dermatit, egzama gibi ataklarınız varsa direkt olarak sakinleştiriyor cildinizi. Bu da hem de yağlı ciltler, karma ciltler ve kuru ciltliyseniz de her türlü nem dengesini de sağlıyor. Çok amaçlı bir ürün diyebilirim. Her cilde hitap ettiği için ve cilt bariyeriniz için çok iyi bir ürün olduğu için kesinlikle bakabilirsiniz. Gelelim, bu serumu hatırlayacaksınız. Jumison'un Aloe Vera Centella serumu. Çok severek kullandığım ürünlerden biriydi bu. Bu daha çok kuru ve kuruya dönük karma cilt ürünü arkadaşlar. Bunun içeriği inanılmaz derecede zengin. Bunu kullanırken cildim çok parlak parlaktı. Yine cilt bariyerinizi koruyan ürünlerden biri olduğunu söyleyebilirim size. %41 oranında Centella ve %31 oranında Aloe Vera var. 7 farklı hyaluronik asit var ama bununla beraber fermente içerikler var. Eğer fungal akneye yatkın bir cildiniz varsa tabii ki bu üründen uzak durmalısınız. Bununla beraber arkadaşlar niasinamid, gliserin, seramit, yeşil çay ve amino asitler var. Yani direkt olarak cilt bariyerinize onarıcı bir ürün diyebilirim. Eğer tek bir ürünle çözüm arıyorsanız ve fungal akneye yatkın değilse cildiniz, bu ürüne bakabilirsiniz. Yoğun bir ürün, kalın bir ürün. Sadece çok hızlı bitmişti bu ürün. Ama kullanırken cildim gerçekten pasparlaktı. Yani mükemmel cam cilt, tam glass skin görüntüsünü elde ediyorsunuz bu ürünü. Bayağı sevmiştim. Yani Jumison'un sanırım en sevdiğim ürünü olabilir yani bir numarada. Bu markada hani en sevdiğin tek bir ürün deseniz bu ve bir de Waterful serisinin kremi diyebilirim. Hyaluronik asit serisi var ya onların, o da gerçekten başarılı ama bu sakinleştirme ve yatıştırma açısından hani tek bir ürün istiyorsanız her şey var içeriğinde çünkü. Her şey ve her şey dozunda var. Ve gelelim propolis serumlara. By Wish Trend propolis serum sanırım propolis serumların içinde en başarılısı buydu kullandığım. By Wish Trend'inki en iyisi arkadaşlar. %15 oranında propolis var içeriğinde. Özellikle kuruluğa ve sivilce konusunda çok, hem kuruluğa hem de sivilcelenmeye çok iyi geliyor kullandığınız süre zarfında. Yatıştırma konusunda da çok çok başarılı. İçinde zerdeçal, cadı fındığı, Hint fesleğeni var. Cadı fındığı seviyorsa cildiniz bayağı seversiniz arkadaşlar. Bazı ciltler sevmiyor. Bilmiyorum. Yani anlaşamıyorsunuz. Alerjen de bir şey çünkü cadı fındığı. Ben seviyorum. Hatta Love It Niacinamide'in içinde de var biliyorsunuz. Çok çok iyi oluyor yani. Eğer kuru ve sivilceli bir ciltseniz bayağı seversiniz bu içeriği. By Wish Trend'inki de o yüzden hem nem dengeleme, hem yatıştırma, hem sakinleştirme, hem de sivilce, iltihaplı sivilceleri geçirmek konusunda propolis bayağı başarılı. Diğer bir ürün ise Cosrx'in Full Fat
Propolis serumu. Bu direkt olarak %83.25 oranında propolis içeriyor arkadaşlar. Çok yüksek bir oran. Cilt bariyerinizi güçlendirmek üzerine oluşturulmuş bir serum. Her cilt tipi çok rahatlıkla kullanabilir bu arada. Yağlı cilt de çok rahatlıkla kullanabilir. Antibakteriyel, anti-enflamatuar özellikle bir ürün bu. İçinde amino asitler ve B5 var. Bunu şey gibi düşünebilirsiniz. Cilt bariyerinizi desteklemek için bir ürün olarak düşünebilirsiniz. Ben böyle sivilcelerimin çok sivilcelenmediğimi hatırlıyorum yani o dönem bu ürünü kullanırken. Propolislerin zaten böyle bir etkisi var. Bu iki serum da gayet başarılıydı. By Wish Trend'i daha kuru karma cilde önereceğim ama Cosrx'i her cilt tipi çok rahatlıkla kullanabilir. By Wish Trend bir tık daha iyi ama onu söyleyeyim size. Sakinleştirici bir diğer ürün ise Manio markasının Tea Tree Herb yağı. Bu ürün arkadaşlar bir sürü yağın karışımından oluşuyor diyebilirim size. Gerçekten sakinleştirmesi, yatıştırması açısından çok çok başarılı ve çok güzel fiyatlara düşüyor. Hep benim elimin altında var. Arada kullanıyorum. Sürekli kullanmanıza gerek yok. Ben de herhangi bir sivilcelenme yapmadı ama kuru cilde önereceğim. Yine bunu kuru ciltlerin kullanabileceği bir ürün. İçinde çay ağacı, çuha, lavanta, jojoba, ayçiçek, çayır köpüğü, zeytin, biberiye, E vitamini, bir sürü yağ var ve içerik var. Antioksidan özelliği çok yüksek. Cildi koruyor, yatıştırıyor, sakinleştiriyor, kendine getiren bir yağ karışımı bu. Ama dediğim gibi yağ olduğu için böyle bol bol kullanabileceğiniz bir ürün değil. Böyle iki çok kuru cilde 3 damla, işte karma cilde 1 damla falan kullanabileceğiniz yoğun, kokusu da yoğun bir ürün. Eğer çok alerjenseniz zaten uzak durun. Bayağı kokulu falan bir ürün bu. Bu kadar anlatacaklarım. Bayağı bir ürün anlattım sanırım. 20 tane ürün anlattım. Boğazım acıyor artık. Umarım faydalı olmuştur sizler için. Ben size yine aşağıya link bırakacağım. Güneş kremi linki de bırakacağım. Özellikle güneş kremlerini atlamamanız gerekiyor. Biraz daha fiziksel koruyucu, cilt bariyeriniz hasar gördüğünde kimyasal koruyuculu değil de fiziksel koruyucu ürünlere yönelmeniz gerekiyor. Mesela Round Lab'in Virtues'larından yeşil olan versiyonu tamamen fiziksel koruyuculu ve huş ağacı özü var içeriğinde. Gerçek Birch zaten huş hepsinin öyle de. Onda fiziksel koruyucular var ve sadece mesela hamilelerin de kullanabileceği ve sakinleştirici içerikli ve hassas ciltlerin full hani şey yapabileceği bir ürün o. Ona bakabilirsiniz. Linklerim ben yine aşağı link koyarım. Bakarsınız hangisi fiziksel koruyuculuysa onu alırsınız. Dediğim gibi kimya hibrit bile değil. Yani direkt fiziksel koruyuculu bir şey almanız gerekiyor. Aklınızda olsun. Bunlara bakabilirsiniz. Bütçeniz dahilinde ne varsa. Mutlaka unuttuğum bir şey vardır bu arada cilt bariyeri konusunda ama içerikleri söyledim size. İşte propolisler, işte seramit, skolen, hyaluronik asit, gliserin, ondan sonra pantenol, yulaf. Bunlar arkadaşlar sizi kendinize getirecek içerikler. Bunlar size iyi gelecek, yaralarınızı saracak. Fazla eksfoliyasyon yapmayacaksınız. Güneşten korunacaksınız. Cildinize iyi bakacaksınız. Asit kullanımını düşüreceksiniz. Ben kendi rutinimi de size çekeceğim. Zaten dediğim gibi yanlış ürün tercihi her şeyi zaten bozuyor. Onu da söylemiş olayım. Umarım video faydalı olmuştur. Görmek istediğiniz içerikleri lütfen aşağı yorum olarak bırakırsanız ben de sizin için daha erken çekerim. Rutinimi de çekiyorum. Dediğim gibi herkesin görmek istediği en önemli içerik o. Biliyorum. Hepinizi çok öpüyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beni birazcık sevdiyseniz de kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.